Çorum'da kimyasal atıklar çevreyi tehdit ediyor. Görüntüler Mecidözü ilçesinden. Çorum'da onlarca köyün içerisinden geçen Yeşilırmak'a bağlı Çorum çayına dökülen sanayi atıkları nedeniyle hayvan ölümleri yaşanıyor. Kimyasal atıklar nedeniyle bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri de tehdit altında. Çorum'daki bazı fabrikaların kimyasal atıklarını döktüğü iddia edilen çayda tam bir çevre faciası yaşanıyor. Üstü beyaz köpükle kaplanan suda balıklar ve canlıların öldüğü tespit edildi. Mecidözü Belediye Başkanı Ünal Yavuz, Mecidözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Göse ve köy muhtarları yetkililerden yardım istedi. Bölgede tarım ve hayvancılığın zarar gördüğünü vurgulayan Belediye Başkanı Ünal Yavuz, çevre faciası yaşanıyor dedi. Hayvan hastalıklarının baş gösterdiğini kaydeden Yavuz, çaya kimyasal atık bırakan sanayi tesislerinin arıtma sistemi kurması gerektiğini söyledi. Çorum'da 70'e yakın köyün kimyasal atıktan etkilendiğini öne süren Yavuz, yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini vurguladı. Mecidiyeköy halkının büyük bir bölümü sebze ve meyve ihtiyacını bu bölgeden temin etmekte. Ancak gördüğünüz gibi bu suyla pırasalar, ıspanaklar bu suyla besleniyor, bu suyla yıkanıyor. Ve Mecidiyeköy halkı da bu sebzelerden yararlanarak alışveriş yapıyor, yararlanıyor ve ister istemez sağlıkları da bozuluyor. Yani büyük bir çevre faciası. Bir an önce bunun önlemini almak gerekiyor. Yetkililerden buradan rica ediyorum. Sanayi atıklarına filtre konması, arıtma tesisleri konması konusunda duyarlı olmalarını istiyorum. Burada bizim Mecidiyeköy ilçesine ait bu burada hemen hemen 18-20 civarında köyümüz var. Mecidiyeköy'e ait olmayan da yine 50'ye yakın köy var. Bu vadi Amasya Yeşilırmak'a kadar uzanan bir vadi. Burada büyük bir tarım ve hayvancılık potansiyeli var. Aynı zamanda hayvanlarımız da bu sudan içerek çeşitli hastalıklara yakalanmakta. Buradaki muhtarlarla yaptığımız söyleşilerde de hayvanlarının hastalandığını, hatta öldüğünü, veterinerlere sürekli yüksek meblağlarda para ödediklerini, sık sık hayvan hastalıkları yaşandığını dile getirdiler. Bu nedenle burayı büyük bir çevre faciası olarak nitelendiriyorum. Bir an önce acilen yetkililerden önlem alınması için gerekli tedbirleri almasını istiyorum. Artık bu işin peşini ben buradan duyurmuş olayım. Çünkü bir noktada beni de ilgilendiriyor. Çünkü Mecidiyeköy halkı buradan yiyeceklerini temin ediyor. Bu araziden, bu ovadan birçok yiyeceğini buradan temin ediyor. Bu yönüyle beni ilgilendiriyor. Ancak diğer yönüyle de ilgilenen meclis üyelerimizi, işte köy muhtarlarımızı ve diğer devlet yetkililerini ilgilendiriyor. Özellikle çevre müdürlüğümüzü ilgilendiren, ziraat odalarını ve zirai diğer kuruluşları ilgilendiren bir konu. Belediye olarak benim mıntıkamda değil, ancak dolaylı olarak burada yetişen ürünleri tükettiğimiz için ilçe halkı da etkileniyor ve ilçe halkım adına da bu olumsuzluğun, bu çevre faciasının bir an önce önlenmesini istiyorum. Atık sularının kontrol edilmesi, tahlil edilmesi, analizlerinin yapılması, gerektirse arıtma tesislerinin ve filtrelerinin çalıştırılması hususunda uyarılarda bulunmasını istiyorum. Yani Sayın Valimizden, Sayın Çevre Müdüründen, Sayın Milletvekillerimizden, bütün yetkili insanlardan bu konuya karşı duyarlı olmasını istiyorum. Hepsinden istiyorum. Kimin çözüm için kimin yetkisi varsa o mercilere buradan duyuruyorum. Mecidözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Göse de açıklamasında çayımızdan zehir akıyor dedi. Siyasilere tepki gösteren Köse, meclis üyelerine haber vermelerine rağmen gerekli önlemin alınmadığını iddia etti. Bulunduğumuz bölge Mecidözü'nde öz bölgesi diye bilinen 14 pare köyümüzün bulunduğu, geçimini sebze ve hayvancılıkla sağlayan bir bölgedeyiz şu anda. Ama son yıllarda sebzecilik olayı tamamen bitmiş durumda. Sebebi de görünmüş olduğumuz gibi resmen çayımızdan zehir akmakta. Bunun sebebi de Çorum'da bulunan fabrikaların
arıtma tesislerini çalıştırmamaları, bunun maliyetinin yüksekliğini biz bilmiyoruz. Neden çalıştırmadıklarını bilemiyoruz. Gerekli mercilere dün muhtar arkadaşlarımız görmüş olduğunuz balık ölümlerini, hayvan ölümleri, hayvan hastalıkları çoğaldığından dolayı bize bildirdiler. Biz gerekli yerleri aradık. Sağ olsun belediye başkanımız dışında bugün için bizim yanımızda kimse bulunmadı. Bu işin esas ilgilenecek şahıslar il genel meclis üyelerimiz. Mecidöz'ün 2 tane il genel meclis üyesi var. Ben ikisini de bilgilendirdim. Biz gerekli yerlere geçmiş yıllarda müracaatta bulunduk. Gereken yapılacak dendi ama şu görüntüye baktığımızda tarımın can çekiştiği bu devirde yani işler acısı bir görüntü içerisindeyiz. Bizim vatandaşımız yetiştiremiyoruz. Satış yapamıyoruz. Çiftçimiz zaten mağdur durumda. Artı bu iş hayvancılığa da sarktı. Hayvan ölümleri bölgemizde yüksek miktarda görülmekte. Yetkililerden bu işin, bu rezaletin çözülmesi için yardım bekliyoruz. Bu durumun doğaya, insanlara, canlılara, bütün varlıklara zarar verdiğini görebiliyoruz. Yani biz dayanacak bir durumda kalmadık. Gerekli yerlere ne gerekiyorsa bugünden itibaren peşine düşeceğiz. Buradan su numuneler alıp tahlillerini de yaptırıp gerekli yerlere müracaatlarda bulunacağız. Sayın Valimizi ziyaret ettiniz mi? Milletvekillerimizin hepsinin haberi var mı? Sayın Valimizi yeni göreve başladı. Henüz ziyaret edemedik bayram tatili dolayısıyla. Kendisinin de bu konuyla ilgileneceğinden eminiz. Önümüzdeki günlerde en kısa sürede su numunelerini de alıp kesin delillerle elimizde kendisini ziyaret edip konuyu bilgilendireceğiz. İl Genel Meclis Başkanımıza bildireceğiz. İlgilenirlerse sevineceğiz. Milletvekillerimize İl Genel Meclis üyelerimiz bildirdiklerini söylediler. Bize verilen cevap da bugünden sonraki süreci biz sürdüreceğiz. Bugüne kadar ilgilenilmemiş. Bize göre, görünen görüntüye göre ilgilenilse bu duruma gelinmezdi. Yani balıkların gözümüzün önünde can çekiştiğini görebiliyoruz. Hayvan ölümlerini veteriner arkadaşlardan haberlerini aldık. Muhtarlarımız sağ olsunlar bizi bilgilendirdiler. Yani dün daha doğrusu net bilgiye sahip olduk ve bugün geldik gözümüzle gördük. Yani bu dayanılacak bir durum değil. Çayın geçtiği köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler de zor günler yaşıyor. Köy muhtarları ve çiftçiler yetkililerden destek istedi. Ya bunlar şimdi küçükler yani demek ki yeni bırakılıyor daha 10-15 gün sonra gelseniz daha büyük balıklar da ölecek. Zaten kurak gitti bakalım. Oralar hepsi balık. Ben Mecidözü Mahallesi muhtarı Ahmet Bilgin. Ahmet Bey siz ne diyorsunuz bu konuda? Gözlerimize gördük, üzüldük. Vallahi bu bir doğa faciası. Hayvanlarımız, sebzelerimiz, hayvanlarımız ölüyor bir. İkincisi Mecidözü sebzesini, meyvesini bu bölgeden sağlıyor. O nedenle bu bir facia. Bunu yetkililerden en kısa zamanda çözmelerini, bu konuya parmak basmalarını bekliyoruz. Ne zamandan beri oldu bu suyun kirlenmesi? Bu suyun kirlenmesi bize bilgi verilen bilgilere göre yaklaşık 2-3 yıldır bu şekilde. Hiçbir yetkilinin ilgilenmediği verilen bilgiler arasında. Bizler de bugün buraya geldik. Köy muhtarlarımızın çağrısı nedeniyle başta belediye başkanımız Ünal Yavuz Bey'e, Meclis Ziraat Odası Başkanı Satılmış Bey'e ve diğer köy muhtar arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza bu hassasiyet, doğanın bu hassasiyetine parmak bastıkları için ben şahsım ve Meclis'i adına teşekkür ediyorum. Siz yine de başkanlarımızın arkasında olun. Halkımızı, öğrencimizi, öğretmenimizi, memurumuzu hepsinin bu konuda duyarlı olmasını da sağlayın. Arkasından destek verin. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar ilçemizde, ilimizde yetkililere ve basın kanalıyla bütün herkese duyuracağız. Başta Sayın Valimizden, Ahmet Karabey'den, Meclis'i Kaymakamımız Ahmet Demirci Bey'den ve diğer yetkililerden bu konuya parmak basmalarını ve bu dua faciasının bir an önce halledilmesini bekliyoruz. Evet, Kaymakam Bey'e de bu arada diyaloğunuz iyi değil mi? Bu tabii, Kaymakam Bey yeni başladı. 2 gün oldu göreve. Daha henüz kendisiyle ziyaret etmedi. Tabii, çevreyi tanıyamadı. Kendisine de belediye başkanımız bir dosya sunacaklardı bu konuyla ilgili. Hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz. Çalışkan bir kaymakamımız geldi ilçemize. İnşallah Allah utandırmaz. Emirbağ köy halkından muhtarın babası Ali Kaya.
Sen muhtarın babası. Evet, muhtarın babasıyım ben. Bu suyuyla beraber bu şimdi bir olduğumuz yerde bendin başındayız. Doğla tarafına ve Emirbağ tarafına giden yerle giden sular komple kötü akıyor. Bütün mallarımız içiyor. Ve onun haricinde sebzelerimiz zaten bununla oluyor. Bir de üstelik bu suyuyla yıkıyoruz. Çorum'a götürüyoruz. Sanmasın ki Çorumlular, valimiz de, kaymakamımız da kim olursa olsun pazardan aldığı meyveyi, sebzeyi bununla yapıyoruz. Bunu yediği zaman benim hastalandığım kadar onlar da hastalanıyor. Ben onlardan çok özür diliyorum, bunları söylemek de bir yerde acınıyorum. Ama şunu da söyleyeyim, bütün yetkililerden buna bir çare bulunmasını istiyorum. Tek isteğim bu. Bütün mallarımız, yani böyle mallarımız da hastalandı. Sebzelerimizi bundan yıkıyoruz. Köylerde sular bulunmuyor. Su bulunmadığı için illaki bu ırmağın kıyısına iniyor. Onunla yıkıyoruz. Bugün ıspanağı da, pırasayı da, bütün sebzeleri. Yani sanmasın ki Çorum halkı bunu biz yemiyoruz zannetmesin. Veya Meclis halkı zannetmesin bunu yemiyoruz. Hepimiz yiyoruz bunu. Biz de yiyoruz, onlar da. Yani bunları yetkililerden buna bir çare olmasını bekliyorum. İç sözü Karköy muhtarıyım. Görüyorsunuz bu köpük gelmiş fabrikaların artık. Çorum'un. Bunun altında biz pancar yetiştiriyoruz. Pancarımız çürüyor. Soğan yetiştiriyoruz. Soğanımız çürüyor. Bizden ekin yetiştiriciler, ekinlerimiz olmuyor. Meyvelerimiz kuruyor. Biz ne yapmamız lazım bu görüntüye bakarak? Kaymakamımızdan, yeni gelen kaymakamımızdan bir buraya el atmasını istiyorum. Daha sonra valimizden buraya bir el atmasını istiyorum. Köpük yığılmış, balıklarımız ölüyor. Biz burada bundan 15-20 sene evveli burada ineklerimizi suluyorduk. Şimdi ineklerimiz bu suya yanaşmıyorlar bile. Ne yapmamız lazım bizim? Tamam, orada onlar para kazanmak için fabrikadır, şudur budur, bu pislikleri salıyorlar. Biz ne yapacağız aşağıda? Bak burada kaç tane köyümüz var. Biz mağduruz yani bu konuda, mağduruz. Sebzedir, meyvedir, hayvancılıktır, hepsi bizim bu. Benim köyümde 150 tane sığırım var. Bir çeşmeden su içebilir mi? Buna iniyor, bu çaya iniyor ki içmek için. Ama bunu da ne yapacak bu vaziyette, içmiyor, geri dönüyor. Ondan sonra hastalıklar başlıyor, susuz kalıyor hayvanlarımız. Biz de yardımcı olalım. Allah razı olsun hepinizden de. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz hepsi de birbirinden değerlidir. Onların evet, bu konuya sıcak bakacağına inanıyoruz. El atmalarını istiyoruz. Hepsinden de yardım bekliyoruz buna. Bir el atmalarını istiyoruz. Biz de duyuracağız. Hacı Özsoy. Biz Meclis'e bağlı 13 tane köyüz burada. Yaklaşık 22.000-23.000 dönüm arazinin sulandığı bir yer. Burada Çorum'dan gelen Çorum çayı bununla sebze yetiştiriyoruz. Ispanak, domates, pırasa, işte aklımda gelen fasulye. Bunların hepsini Çorum'da ve Meclis'te pazarlamasını yapıyoruz. Ama gördüğünüz gibi bu atıkların köpük, yani kimyasal maddelerin balıkları öldürdü. Bu sebzeye ne yaptığını, insan yediğinde insan sağlığına nasıl bir şey olacağını, yani bunları düşünmek lazım. Sayın Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Ziraat Odası Başkanıma teşekkür ediyorum. Sayın Valim'den bu konuda alakalı ilgilenmesini istiyoruz. Biz muhtarlar olarak mağdur durumdayız. Yaptı. Görünen köy kılavuz istemez. Gördük. Zaten balıklar hepsi ölüyor. Daşı balık diyecek. Yaşamaz burada. Zaten şeyi bıraktık, pancarı bıraktık biz bu yüzden. Şeker fabrikası da söylentiye göre onun arttığı. O arttığını koyuyor, biz de pancarı bırakıyor. Pancarı yetişmiyor, çürüyor pancarlarımız. Biz eskiden çocukken bu ırmakta su içiyorduk. Bu çayda. Bu çaydan hiç içinde çıkmıyordu ve kendimiz de buradan besleniyor bu balıklarda. Ne balık yiyoruz, ne şimdi kullanabiliyoruz. Tarımı da bırakacak bu gidişle. Ve yetkililer duyuyor herhalde sesimizi. Yetkililer çözecek diye düşünüyoruz i̇nşallah, değil mi? İnşallah. Çözemezlerse biz yani ya tarım bırakacak Ankara'ya, ya da yok, bırakacak işte. Yok, pes yok. Ankara'ya ne yapalım zaten bıraktık ama ne yapalım? Yok çözeceklerine inanıyoruz da. İnşallah. Çözmezlerse pes deme yok diyorum. Evet, pes deme yok. Yok. Çünkü yok. Başkanım var. Belediye başkanım çok diri buldum. Evet, evet. Ziraat evet. Odası başkanını çok samimi evet, teşekkürler, buldum. Teşekkürler, evet. Bu ekip, evet. Güzel ekibi evet, destekleyeceğiz. Ama ön yargılı olmayalım. Evet. Bu sorunu Çorum'daki bürokratların çözeceğine inanıyoruz. İnşallah, inşallah. Yıllar önce de bekliyoruz da hala çözecek, hala çözecek. İnşallah çözerler. Sayın Valim ve Sayın Kaymakam da gereken yardımın bu konuda yapılmasını rica ediyoruz.
yapılan sulamada ellerimiz kokuyor, yemek yemiyoruz. Meyvelerin kuruduğunu, mahsullerin çürüdüğünü, gereken yardımın yapılmasını tüm yetkililerden bekliyoruz. Sözü Çayköy Muhtarı Ali Korkmaz. Biz de bu konuda Sayın Valimizden, Kaymakam Bey'den yardım bekliyoruz. Biz önceden çocukken bu sudan elimiz alıp içiyorduk böyle. Öyle temiz geliyordu. 20-25 sene önce hayvan otlatırken burada yatıp içiyorduk biz bu suyu. Ama şimdi hayvanlar içmeyecek durumda. İçmiyor da yani. İçtiği zaman da hastalanıyor. Sebze meyve üretimi yine aynı şekilde. Pis suyla yıkandığı için ayrı bir koku var. Ondan sonra tabii ki bu şekilde Vali Bey'den ve Kaymakam Bey'den rica ediyoruz. Bu konuda bize yardımcı olursa bu öz bölgesi bu pislikten kurtulmuş olur. Zehirle. Neden oluyor abi? Neden oluyor? Zehirli sudan işte yaşar mı burada? Hep balık bakımda. Kimyasal atıklar geliyor işte fabrikalara. Ne, neden olacak bunda? Nasıl yaşasın hayvanlar? Ya bunlar şimdi küçükler yani. Demek ki yeni bırakılıyor daha. 10-15 gün sonra yerseniz daha büyük balıklar da ölecek. Zaten kurak gitti bakalım. Oralar hepsi balık.